yargının size yöneltilen yasal davetine icabet etmediniz de Türkiye'ye bu fotoğrafı yaşattınız. İfade vermeye gitmeyen HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınma sürecine ilk yorum Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ hukuka adres gösterdi. Yargılama görevinde bulunan bir mahkemenin bunların zorla getirilmesini emreden yasa hükümlerine uymaktan başka çıkar yolu var mı? Gözaltına alınan milletvekilleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde alınan gözaltı kararlarının tamamı yasanın bu amir hükmüne uyma zorunluluğunun doğal bir sonucudur. Yasa uygulanıyor. Bozdağ gözaltı kararını eleştirenlere de tepki gösterdi. İfadeye çağrıldıkları halde savcılıklara gitmeyen HDP'li vekillere Adalet Bakanı'ndan eleştiri geldi. Davetiye gidiyor, çağırıyor, gelmiyor. O zaman ne çare kalıyor? Zorla getirme çaresi kalıyor. Bugünkü uygulamayı yapma dışında yargının eline bir seçenek bıraktılar da buna rağmen zorla getirme kararı alındı denirse o zaman ben hak veririm. Ama yok öyle bir şey. Bozdağ hukuk her şeyden üstündür dedi. Adalet Bakanı gözaltı işlemi için doğal hak yorumunda bulundu. Türk yargısı yasaların uygulanmasının engellenmesi veya imkansız hale getirilmesi için çalışma yapıldığında yargıya hangi kuralı uygulamasını emrediyorsa o kuralı uygulamaktadır. Adalet Bakanı HDP'li milletvekillerinin hukuka, yargıya ve mahkemelere saygı duymadığının altını çizdi. Gözaltına alınan milletvekilleri hukukun işlemesine yardımcı olmamışlardır. Hukuku tanımamışlardır. Hukuka saygı duymamışlardır. Böyle bir durumda da kanun hukukun nasıl gereklerini yerine getirileceğini açıkça yazmaktadır.